Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan'ın 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını yeniden kazanması, Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti içinde büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Türk hükümetleri Özbekistan'ın güçlenip gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. 1996 yılında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor. Bugün hem Türkiye hem Özbekistan 1990'lı yıllara nazaran hamdolsun çok daha güçlüdür. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in özellikle de beraber ülkelerimizi daha ileri taşımak için amelde birlik ruhuyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı değerli kardeşimle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Türkiye'ye yaptığı ziyareti sırasında ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün imzaladığımız ortak açıklama ile de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini ihdas ettik. Bu mekanizmanın sağladığı imkanlarla ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Ve tabii bugün biz aslında 25 anlaşmayı imzaladık. Bugüne kadar herhalde Özbekistan böyle bir büyük paket imzalamamıştır. Ama bugün kardeşimin de ifade ettiği gibi bizde de ilk defa bu kadar çeşitli, bu kadar zengin bir paketi imzalıyoruz. Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah güç birliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Hem ikili mekanizmamızın gelişmesi hem de Özbekistan'ın hak ettiği konuma ulaşması için kardeşim Mirziyoyev'in yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Özbekistan Ali Meclisi'nin ve devlet idarelerinin 2017-2022 eylemler stratejisi çerçevesinde gösterdiği bu gayret çabaların daha birinci yılında meyvelerini vermeye başladığını görüyoruz. Sayın Mirziyoyev'in iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi esas alan kararlı adımları Özbekistan'ı yatırımcıların gözünde daha cazip bir ülke ve güvenilir bir ortak haline getiriyor. Özbekistan kalkınma ve refah yolunda çok hızlı mesafe kaydediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma tabiatıyla bugünden yarına gerçekleşecek bir hadise değildir. Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek, azim, inanç ve özgüvenle davranmak gerekir. Kalkınmada özellikle de istikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlıktır. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda şu anda kişi başına milli gelirini 3'e, 5'e, 10'a katlayacaktır. Zira yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklar. Buralardan Allah'ın izniyle her şey çıkar. Yeter ki azmedelim. Çalışkan Özbek kardeşlerim burada azminden hiçbir şey kaybetmesin ve neticeyi aldığımızı göreceksiniz. Özbekistan'ın bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye
her türlü desteği vermeye hazırdır. Hamdolsun bu yönde son yıllarda çok önemli bir ivme yakaladık. Ortak çabalarımız neticesinde 2017 yılında ticaret hacmimiz %25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Elbette biz bu rakamı yeterli görmüyoruz. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. Bu hedef nedir? 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye. El ele vereceğiz ve bunu da başaracağız. Aynı şekilde Özbekistan'daki Türk ve Türkiye'deki Özbek yatırımlarını artırmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bugün buraya büyük bir iş adamı grubuyla geldim. Biraz sonra inşallah Şevket Mirziyoyev kardeşimle iş adamlarımıza hitap edeceğiz. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu onlara farklı bir şekilde anlatacağız. Ve onların burada çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını teşvik edeceğiz. Ve bununla birlikte burada yeni bir sürecin başlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan vatandaşlarımız her zamankinden daha büyük bir coşkuyla ortak medeniyetimizin doğup büyüdüğü bu toprakları ziyaret ediyor. Buhara'nın, Semerkant'ın manevi iklimini teneffüs etmek için, bunu yaşamak için insanlarımız buraya geliyor. Ve yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Bu aslında yeniden bir basubadel mevttir. Değerli kardeşim Mirziyoyev'e Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık Türkiye'den Özbekistan'a, Özbekistan'dan Türkiye'ye geliş gidişler çok daha fazla bir şekilde artacaktır. Beşeri bağlarımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, küresel anlamda gerçekten son derece çalkantılı günler yaşıyoruz. Bugün dünyanın birçok köşesinde savaşın ve terörün çirkin yüzüne şahit oluyoruz. Maalesef gerek Türkiye gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyoruz.